Herkese Gümen Sabah'tan merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere Almanya'da hava muhteşem. Böyle kısa kolluları giydik. Gayet güzel şekilde sıcacık havanın tadını çıkartıyoruz. Bugün topladık eşyalarımızı. Hep birlikte kızlarla Köln'e doğru gidiyoruz. Hafta sonunu Köln'de geçireceğiz. Hem seçimleri izleriz hem de biraz geziniriz diye düşündük. Aynı zamanda telefonumu elimden bırakmayıp sizler için bu hafta sonunu vloglayacağım. Umarım videomu beğenirsiniz. Şimdiden kanalıma hoş geldiniz. Şimdi direkt tren istasyonuna geldik şöyle yürüyerek. Birazdan şuradan trenimiz kalkacak. Evet, ilk biz geldik. Şeyma daha ortalıkta yok gibi duruyor. Şimdi Şeyma'yı bekleyeceğiz. 5 dakika sonra da trenimiz gelecek. Evet, bizim kasabadan Köln'e sadece bir tane tren gidiyor. Tam olarak şuradan geçiyor. Tek bir tren RB25 diye geçiyor. Bugün cumartesi olduğu için normalde yarım saatte bir var diye zannediyorduk ama saatte birmiş. O yüzden bir 5-6 dakikamız var, hala bekliyoruz. Selin bugün cumartesi olduğu için bilet almıyor. O benim öğrenci kartımla birlikte geçecek. Çünkü burada hafta sonları ve tatil günlerinde öğrenci kartınızla yanınıza bir kişi daha alabiliyorsunuz. O yüzden Selin bugün bilet almasına gerek yok. Burada yaptım sapas. Evet, Şeyma geliyor. Evet, sonuncu Şeyma geliyor. Şeyma, geç kaldın. Yaklamadım, tam zamanında geldim. Tam bir dakika var. Tam zamanında geldin. Başarılı bir yetişmeydi. Şeyma ve aydınlık bilgileri. Evet. Arkada Pekala Veda grubu var. Evet, olmazsa olmazımız kıvırcımız. Ay ama ya. Kesin artık. Evet arkadaşlar, güzel triyomumuz geçti ama hala gelmedi. Ve her zamanki gibi önümde kalan bir kişiyi şaşırtmadım. Şeyma yine uyuyamazsın. Evet, biz indik şimdi tren garının orada. Melisa muhteşem bir ev sahibi olduğu için bizi buraya kadar almaya gelmiş. 5 dakika bir yolu kalmış, şimdi onu bekliyoruz. Yoksa buradan tramvaya binip bir de Melisa'ya şehrin içine gitmemiz gerekiyordu. O da bir 40 dakika sürüyordu. Şimdi Melisa bizi almaya gelmiş. Evet arkadaşlar, şimdi Şeyma ile konuşuyor gibi yapıp hemen şu arkadaki detaya maalesef Selin Avrupa'ya farklı bir tarz. Koltuğumu düzeltirseniz sevinirim. Thank you. Evet arkadaşlar, Melisa şimdi bizi aldı. Eve doğru gidiyoruz ve ev sahibimiz bize şimdi planlarını anlatsın. Bugün neler yapacağız? Yapsın bayağı kötü bir şey çünkü Tuğçe'ye dünden beri söylüyorum ki hep birlikte plan yapalım. Evet. Ama kendisi asla düşünmekle uğraşmak istemediği için bütün suçu bana atıyor şu anda. Evet, planımız ne kızlar peki? Hiç sevinmiyor.
oranın kirasını. Hayır arkadaşlar, bunu dinleyemeyiz. Şimdi en sevdiğimiz şarkıyı açacağız. Biliyorsunuz. Şuraya Beko yazıyorsunuz. Ve modunuzu yakalıyorsunuz. Ses ver. Paketi alacağız. Ondan sonra eve gideceğiz. Bu Hollista'nın böyle çok tatlı elbiseleri var. Türkiye'de var mı bilmiyorum ama parçaları falan tam böyle yazlık modeller. Şöyle sizin için elbiselerin fiyatlarına bakayım. Evet, şu elbise 50 euroymuş. Biraz pahalı ama indirimden böyle güzel şeyler yakalayabiliyorsunuz burada. Bu daha makul bir fiyatmış. Evet, Melisa paketini aldı. İnternetten indirim kovalamadan almayın arkadaşlar. Evet, fiyatları biraz pahalı, o yüzden Melisa gibi internetten bulup daha uyguna böyle alıp buraya mağazaya söyleyebiliyorsunuz. Evet, paketimizi aldık. Şimdi hemen bittik. Şimdi arabaya doğru gidip eve. Kapıyı kapatacağım mı artık? Pardon. Kereci. Sorry. Vlogger arkadaşınız yoksa Melisa'yı anlayamazsın. Anlayamazsın. Benim arabam yok. Aldın. Auf Wiedersehen. Peki bu canlının yeşilliği? Yani benim mahalleme geldim arkadaşlar. Melisa'nın mahallesinin yeşilliği. Evet arkadaşlar, bugün Melisa Hanım'ın evine geldik. Kendisi bizi merhaba. Bekliyor. Merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz. Evet, tekim bugün. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, dekorasyon konusunda da şöyle göstereyim. Melisa Gümüş. Çok tatlı evin. Şöyle göstereyim minicik. Her şeyin çok. Telefonu da bağlayabiliyorsun. Evet, ne kadar almıştın tekrar takipçilerim? 100 liraya almış. Aynen. Zalando'dan. Mesela o rengi Zalando'da vardı bir tek. O çok tatlıştırıyor. Nasıl çekmen gereken yeri gösteriyorum. Neresini çekmem gerekiyor? Biz şimdi evde kahve içtik, biraz mola verdik, eşyalarımızı bıraktık. Şimdi U-Bahn'a, trene doğru yürüyoruz. Trene binip oradan merkeze gideceğiz ve merkezde bir şeyler yiyip içeceğiz. Şak diye atlasam böyle. Ne? Ama olsa da şak diye böyle ama şey sırtüstü şak diye. Evet, hava o kadar sıcak ki havuz olsa yani şu an girelim. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi güzel böyle kokteyl içebileceğimiz böyle terası falan böyle bayağı güzel. Adı neydi? Keşke biz de olsaydık diyebileceğiniz bir yere gidiyoruz. Evet, muhteşem bir yere gidiyoruz. Ben hiç gitmedim ama misafirperverliğiyle Melisa bize çok güzel bir yer bulmuş. Övme artık beni. Şimdi pardon, bizi Şimdi bizi oraya götürüyor. Bakalım beğenecek miyiz? Evet, sonunda geldik. Şimdi şurada tramvayı bekleyeceğiz bir 2-3 dakika. Ondan sonra binip merkeze doğru yola çıkıyoruz.
Şimdi bizim indiğimiz durak Neumarkt diye geçiyor. Geçiyormuş doğrusu, Melisa'dan öğrendim. Neumarkt'ta inip buradan bir 8 dakika yürüme mesafesi var gideceğimiz yere. Direkt tramvayla geldik. Tramvay Neumarkt'ta indirdi. Biz de buradan böyle yavaş yavaş yürüyoruz. Aslında bir sonraki yere de bir tramvay daha gidiyormuş o 8 dakikalık yürüme mesafesine de. Biz bu kadar kalabalık diye tercih etmedik. O yüzden yürüyoruz şu an. Evet, hedefe ulaşıldı. Gördüğünüz otelin üst katına çıkacağız şimdi. Bakalım oradan manzara nasıl? İnşallah boştur. Güneş hala batmadı arkadaşlar, o yüzden biraz sıcak maalesef. Nerede? Daha yukarılarda bir yerde batmasına 2,5 saat falan var. Erken gelmişiz biraz. Ama yine esiyor, değil mi? Yes, şu an bir esmeye başladı. Burasının ortamını da bayağı beğendik. Şimdi içeceklerini ve patatesini de deneyip ondan sonra yorum yapacağız. Evet, sunum puanına 10 üzerinden kaç veriyorsunuz yorum? Ben 8 veriyorum. Cheers mate. Herkes 8 verdi. Ben 9 verebilirim. Güzel. Ben sadece patates şeyden önce geldiğim için. Patates erken geldiği için puan kırdı. Evet. Şu gördüğünüz bardağın fiyatı ne kadardı? Bayağı güzel kadar. Fiyatı ne kadardı arkadaşlar? Hatırlamıyorum. 15 falandı galiba içeceğin. Patatesinde 16 falandı. Normal Köln'e göre burasının fiyatları bir tık daha fazla ama manzaradan dolayı gelinebilir. Bir daha söyle. Dünya gözüyle bunu görmeniz lazım. Dünya gözüyle bu güneşi görmeniz lazım. Bu kadar sunuyor ayvan. Bayağı iyi. Güzel çıktınız. Fotoğraf değil miydi? Hayır. Hayır, video. Şimdi biz kalktık, içeride hesabı ödeyip ondan sonra yemek yemeye gideceğiz. Evet, biz şimdi çıktık. Bence 10 üzerinden 10 bir mekandı. Gayet güzeldi, 10. Neydi adı? Bar Botanik Köln'de. Eğer Köln'e yolunuz düşerse buraya gelebilirsiniz. Manzarası, kokteylleri, patatesi, her şey çok güzeldi. Buraya gelmenizi öneririm Köln'e yolunuz düşerse. Patates ne kadarmış? Evet. 14 yani. Bence de patatesi çok güzeldi. Tamam, trüf çok pahalı da. Şöyle. Trüf pahalı ama normal patates falan da pahalı yani. Şimdi Five Guys deneyeceğiz. Five Guys biraz böyle Almanya'ya yeni açıldı. Bir buçuk iki senedir falan var, yoktu. Fiyat performans açısından gerçekten çok güzel hamburgerleri ama fiyatları biraz pahalı. Ben bir kere yemiştim. Şimdi içeri gideyim, size de fiyatları göstereceğim. Şöyle fiyatları göstereyim. İçecek ve hamburger ayrı ayrı alınıyor. İçecek istiyorsanız 3.80 mi diyor, tam görmüyorum, ekstra ödüyorsunuz. Hamburger istiyorsanız ekstra, patates de ekstra oluyor. Burada şöyle bir şey var, içeceğinizi alıyorsunuz böyle sadece
bardağını. Şurada ücretsiz istediğiniz kadar dolduruyorsunuz. İçeceğin fiyatı da 3.80 civarı bir şeydi. Şöyle şimdi sırada bekliyoruz. Evet arkadaşlar, Five Guys'a gelirseniz eğer hemen şurada ücretsiz fıstıklar var. Ve senden bahsediyordum. Evet, fıstık derken senden bahsediyordum. Geç kaldım artık. Geç kaldım. Burada istediğiniz kadar sınırsız böyle fıstık alabilirsiniz. Böyle. Sen benim fıstığımsın. Takside değil de maalesef böyle paketli veriyorlar. Burada yeseniz bile yemeğiniz böyle paketin içinde oluyor. Şimdi kızlar üst kata çıktı. Üst kata doğru çıkalım. Evet, soslarını da mı böyle alıyorsun? İlk defa gördüm. Bu da sınırsız bir şekilde böyle sos alabiliyorsunuz buradan. Fark etmez. Sprite mı? Sen seç. Sprite. Seç hadi, olur. Mango. O yok diyor. Ne fark var? Seçeneklere bakalım. Var normal mı? Var herhalde. Okey, bekle. Bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Ortadakine bakın. Şu bas bakayım. Ha, evet. Basılı tut. Aa, çok mantıklı. Böyle sınırsız şekilde alabiliyorsunuz içecek. Patatesi daha ne kadar çıtır olsun. Patatesi gayet taze görünüyor. Hemen tadım. Çok kibarsın. Gözü böyle kapalı. Patatesleri bile paketli vermeleri garip yani. Her şey böyle paketli. Bayağı güzel duruyor. Daha da var. Şey bu mu? Yemek kanalı. Burada da bugünkü patatesin nereden geldiğini yazıyorlar. Mesela bugünkü Dronte diye bir yerden gelmiş. Neyle yazıyor? Büyük ihtimalle Hollanda'dan gelmiş. Her gün böyle farklı farklı yerlerden patates geliyor ve onu da buraya yazıyorlarmış. Evet, yemeğimizi değerlendiriyoruz arkadaşlar. 10 üzerinden kaçtı? 10. Bence de 10'du. 10 üzerinden gerçekten 10'du. Sadece her şeyi ekstra alıyorsunuz. Patates, içecek ve burger hepsi ayrı ayrı fiyatlarda. Toplam hepsini alırsanız 18 euro falan tutuyor. Gelirseniz deneyin yani, böyle yurt dışına çıkarsanız denemenizi öneririm. Hep yiyebileceğiniz bir fiyatta değil. Ama gelirseniz kesinlikle tatsal olarak muhteşem. Bir kere denemenizi öneririm. Evet, bugün de böyle bir Köln vlogu çektik. Bugün gittiğimiz yerlere eğer Köln yolunuz düşerse kesinlikle uğramanızı öneririm. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hemen kanalıma abone olmadıysanız aşağıdan abone olup videomu da beğendiyseniz videomu aşağıdan beğen tuşuna basarak beğenebilirsiniz.